Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ ol. Seçim sahtına girdik. Siz de ziyaretler yapıyorsunuz. Bugün Düzce'desiniz. Neler söylemek istersiniz? Nasıl gidiyor çalışmalar? Evvela bu müesseseye ve zatınıza teşekkür ediyorum. Bizleri kabul ettiğiniz için bütün Düzce halkını canı gönülden selamlıyorum. Gönülleri şad olsun. Biz seçime Allah rızasını kazanmak için çıktık. Biz seçime büyük tehlikeleri gördüğümüz için çıktık. Biz seçime bozulmuş dünya düzenini yeniden nizami intizam üzerine kurmak için çıktık. Biz Türkiye'de yeni bir çağ açma niyetimiz var. Yeni bir çağ açacağız. Emanet, ehliyet, liyakatlı insanlara emaneti vereceğiz. Bu liyakatlı insanlarla Türkiye'nin çatısını oluşturacağız. Binasını oluşturacağız evvela. Bu binayı yaptıktan sonra çatısını oluşturacağız. Bunun için de Türkiye'de muhakkak öncelikle Allah izin fırsat verirse bunları yapabilmek için de bu darbe anayasasının değiştirilmesi muhakkaktır. Türkiye'nin olmazlarından olmazıdır. Türkiye anayasasını değiştirdikten sonra halkın anayasasını, halkın mozaiğine göre bir anayasa inşa etmek, efendim adalet üzerine temeli oturtup, dediğim gibi doğruluğu esas alıp bu binayı geçmiş ecdadımızı da örnek alarak Sultan Fatihler nasıl bu milleti 600 sene bir arada idare etmişler. Hiç kimse efendim gördüğünüz gibi ne devleti soyabilmiş, ne milleti soyabilmiş, ne bir adaletsizlik vuku bulmuş, mahkemeler durmuş, efendim hiç kötülükler yapılmaz bir hale gelmiş efendim, bir adalet sağlanmış. Hazreti Ömer'i örnek alarak işte Fırat'ın kenarında bir kurt koyunu kapsa Hazreti Ömer'den sorarlar anlayışıyla Türkiye'yi idare edebilmek. Türkiye'yi idare edebilmek, insanlara huzur ve saadet bahşedebilmek. Bizim insanımız çok çok daha üstün şeylere layıktır. Daha üstün vaziyetlere layıktır. Daha üstün vaziyetlerle idare olmasına layıktır. Bugün Türkiye'miz bütün Avrupa devletleri kapısında işçi olarak çalışıyor, köle olarak çalışıyor ve şu anda da siyasetin kölesi olarak çalışıyor. Elini açmış, siyaseti bekliyor. Tarım iflas etmiş, tarımda köylü iflası eşiğine gelmiş, efendim bankalara borçlanmış, hicizler bütün kapıyı almışlar, çaresiz bir halde bekliyorlar. Biz Allah izin fırsat verirse kalkınmayı köylüden başlatacağız. Eğer köylü kalkınırsa, köylü kendisine gelebilirse, köylü işler hale gelebilirse, efendim ne yapacak? İlçeler gelişecek. İlçeler gelişince illere sıçrayacak. Ama köylerde efendim tarım bittiği için herkes muhtaç, devlete muhtaç. Şimdi onun üzerinden siyaset yapıyorlar. Onu hale getirdiler, şimdi onun üzerinden siyaset yapıyorlar. Birisi diyor biz 600 lira vereceğiz, birisi diyor biz 300 lira vereceğiz, birisi diyor biz şunu vereceğiz, bunu vereceğiz. Efendim dilenci haline getireceğiz. Biz şunu böyle köklü bir siyaset yapmayı düşünüyoruz. Reçberimize, çiftçimize efendim kalıcı bir şeylerin olması gerekir. Ne oza hayvancılığı bitirmişiz. Dışarıdan ithal ediyoruz. Peki bu insanlara hayvancılığı verseniz yardım yerine, hayvan verseniz büyük baş, küçük baş hayvanları verseniz ve hayvancılığı da bir taraftan geliştirmiş olursunuz. Çiftliklerinizi işler hale getirir, efendim verim elde eder, şeyleri, çiftçileri desteklersiniz. Bunlar çiftlikleri de dağıttılar,
ve çiftlikleri de peşkeş çekiyorlar sağa sola kalanları da. Biz bunu yeniden inşa edeceğiz Allah izin ederse. Efendim, üniversiteleri geliştireceğiz. Daha çok üniversite yapacağız ve bu sınav meselesini ortadan kaldıracağız. Sınav derdi olmayacak. Nasıl olmayacak? Zaten okulda kişilerin yürüyüşü aldığı diplomadan, notlarından belli efendim. Bir daha bunları bu sıkıntıya sokmanın hiçbir anlamı yok. Önünü açacaksın, okuyan okusun. Bu mecburu dayatma sistemine de biz karşıyız. Dört sınıftan sonra hürriyeti eline vereceksin. İstediği yerde, istediği şekilde çocuğunu okutabilsin. Demokrasi tam gelişsin. Laiklik çerçevesi atılsın. Avrupa'nın tanımladığı bir laiklik memlekete gelsin, sahip olsun. Laiklik İslam karşıtı, İslam düşmanı olmasın. Bu laik zihniyet insanlar İslam'a karşı laiklikle saldırmasınlar. Peki başkanım, sizin adaylığınızı neden son anda veto ettiler? Bununla ilgili acaba bir önünüzü kesme... Efendim bakın, bakın Allah razı olsun, bunu sorduğunuz için teşekkür ediyorum. Hiç düşünülecek olacak bir şey değil. Demokrasi var diyoruz memlekette, hürriyet var diyoruz, insan hakları var diyoruz. Ama gel gör ki Dursun Güneş, Hak ve Hakikat Parti'nin genel başkanı olduğu halde dört arkadaşıyla veto edilmiş ve bize en son gün açıklıyorlar. Diyorlar ki doğru yolun İstanbul ikinci bölgesi, üçüncü bölgesi seçime giremiyor. Daha yapacak hiçbir şey yok. Biz de PKK gibi silahlar alıp da şehrin ortasında gangsterlik mi yapalım? Bize yakışan o ki efendilik yapmaktır. Bizim o zaman onlarla bizim farkımız olur mu? Olmaz tabii. İşte biz de böyle yerine geldiği zaman bu haklarımızı ve dahası da var. Bu haklarını, gizli haklarımızı savunacağız. Yeri geldiği zaman konuşacağız. Önlerine getireceğiz bunu. İnsan Hakları Mahkemesi'ne de belki başvuracağız. Gel ki Setin Doğru, kardeşimiz Doğru Yol Partisi'nin genel başkanı İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurduğunu söylüyor. Peki siz şöyle bakıldığında Milli Görüş'e daha yakın bir parti gibi gözüküyorsunuz. Neden ittifakı doğru yolla yaptınız? Yani diğer partiler sizi neden kabul etmedi ya da neden bir ittifak oluşturulamadı? Efendim, aslında bizim Milli Görüş çerçevesinde aynı çerçeve içerisinde düşünen insanlarız. Ama gel gör ki kapıdan içeri girdiğiniz zaman olay böyle değil. Olay böyle değil. Halka yansıyan olay bu. Halkın, yani binanın cephesi çok güzel, modern montalanmış ve telebelenmiş. Balkonlarda çok muazzam çiçeklilik. Ama içine girdiğiniz zaman içi boşaltılmış. İçinde hak ve hakikat olmayan bir bina. Onun için hak ve hakikati insanların kabul etmesi zor olan bir olay. Bizim çizgilerimiz belli, rengimiz belli. Biz bu minval üzerinde yürümeyi istiyoruz. Onu da kabul etmeleri zor. Herhalde bizim de bazı konuşmalarımızdan dolayı arkadaşlar rahatsız olsa gerek ki bu ittifakı hiçbiriyle yapamadık. Nami Kemal Zeybek, Demokrat Partisi Genel Başkanı buraya geldiğinde biz sevindik de. Bir hemşerimiz, bir devlet adamı Demokrat Parti'nin başına geldi. İnşallah bununla daha güzel sevişiriz, daha güzel kaynaşırız. Efendim gittik, talip olduk. Biz gittik. Ben bunu da söylemekten çekinmiyorum. Biz gittik, talip olduk. Dedik bir efendim bir birlik beraberlik yapalım. Hoş da karşıladı bizi. Efendim bir ay bekledik. Tamam hocam, zaten siz bizimsiniz. Teşkilattan sorumlu başkan. Efendim siz durun, biz başka büyük ittifak peşindeyiz. Onları yapınca sizi de alacağız. İşte sizin yeriniz tamam. Hiç bunun için bir endişe etmeyin. Son güne kadar. Ayrıca bizi oyaladılar. Bizi sonunda mahcup ettiler. Ben mahcup oldum böyle bir hemşerimin böyle bir şey yapmasını bize, kabul edemedim. Acaba mahcup oldum. Önünüzü kesiyorlar mı? Yani sizin kafanızda böyle bir şey var mı? Yani
bunu Sayın Kemal Zebe'ye yorumlayamıyorum da yani. Yorumlayamıyorum da. Muhakkak bu devre içerisinde birilerinin haberi oldu. Birileri buna engel oldu. Ama ne şekil oldu? Ferden'in öbür tarafı. Ama bir engelden kaynaklandı muhakkak. Peki son olarak buradan Düzce halkına söylemek istediğiniz bir şey var mı? Düzce halkına en derin sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bizi konuştuk, dinlediler bizi. Ona göre karar verecekler. Eğer Türkiye'nin satılmasını istiyorlarsa, eğer Türkiye'nin bölünüp parçalanmasını istiyorlarsa, eğer 40 bin tane İngiliz masonun Türkiye'ye gelip okullarda çocuklarını masonlaştıracağını istiyorlarsa, zinanın böyle devam edip aile ortamına dinamiğin konmasını istiyorlarsa AK Parti'ye evet desinler. Yoksa vicdanlarına danışsınlar, o vicdanlarında o hakikati bulsunlar, hakikata göre, yani vicdanlarına göre, duygularına göre karar versinler. Enaniyet olarak düşünmesinler işi, hakikat olarak düşünsünler ve hakikat olarak karar versinler. Ya bizi beğenecekler ki bize ona göre oy versinler. Düşüncelerimiz, fikirlerimiz bu, bu değişmez. Bu fikirlerimiz, bu düşüncelerimiz değişmez. Ne olursa olsun. Biz doğru yolla ittifak yapmışız. İttifak, birlik, beraberliğimiz var. Seçim sonrası doğru yol yoluna, biz yolumuza. Ama devletin, milletimizin manfaatı doğrultusunda yine birlik, beraberliğimiz devam edebilir. Oraya bir sözümüz yok. Ama milletin manfaatı söz konusu olursa. Hepinize saygılar, sevgiler. Allah'a emanet olun diyorum. Selamünaleyküm. Başka sormak istediğim varsa. Eyvallah, sağ olun. Sağ olun. Teşekkür.